Herkese günaydın. Bugün Perşembe sabahı, saat sabah 7'ye geliyor. Hızlıca şimdi bir yatağımı yapacağım. 7 dakikaya da araba çağırdım. Arabamız gelecek, bizi alıp işe götürecek. Bugün güzel, heyecanlı bir gün. Bol hareketli. Öğlen işte bir tane toplantım var. Türkiye'den Can'la toplantım var. Akşam Türk Sanayici İş Adamları Derneği'nin Silikon Vadisi'nde bir buluşması var. Ona katılacağım. Akşam 7.30'da 8.30 arası ya da 9 arası. Ondan sonra da New York uçağım var ve saat 11'de de New York'a gidiyorum. Çünkü 2 hafta önce ablam NYU Üniversitesi'nde postdoc research olarak başladı. O oraya yerleşti ve işte Türkiye'den şimdi annem geliyor falan. Onları görmeye New York'a gideceğim akşam. Bir hafta oradayım. Güzel bir hafta bizi bekliyor. Bol vloglu. Orada da çekeceğim böyle nasıl oluyor, neler bitiyor. Şimdi Silikon Vadisi'ndeki bir günümüze başlıyoruz. İş Adamları Derneği'nin toplantısı nasıl olacak bilmiyorum. Ben de o yüzden en azından bir gömlek pantolon giyeyim dedim. Normalde işe daha rahat gidiyorum. Hey Google, turn off the lights. Perdelerimizi kapatalım. Şurada da bir çantam var, el bagajım. Şu an şu parfümü kullanıyorum. Fena değil. En üstü. Her şeyimizi aldık. Hadi çıkalım. Sabah kahvaltıya gitmeden önce benim şu valizleri en azından odama koyayım da. Çünkü erken geldim. Saat 8'de geliyorum. İnsanlar genelde 9-9.30'da falan geliyor. O yüzden şimdi insanlar gelmeden şunu masama koyayım. Rahat rahat kahvaltımı edeyim. Sonra geri yukarı çıkıp hemen çalışmaya başlayayım. Yine buralardan geçiyoruz. Biliyorsunuz zaten, artık anlatmıyorum buraları. Geçen vlogda söyledim. Kimse gelmemiş. Makamımıza geldik. Şimdi şunu şuraya koyalım. Şimdi kahvaltımı aldım. Böyle gözüküyor. Somon koydum, patates, yumurta beyazı ve sarısı karışık falan filan. Şimdi bir şeyler yapacağız. Üzerine de burada güzel bir sos var. Bazen çıkıyor böyle zeytinyağlı, pul biberli falan, böyle acı bir sos. Üzerine de ondan koydum. Bunu yiyeceğiz, sonra çalışmaya başlayacağız. Kahvaltıdan çıktık, ofise geçiyoruz. Artık bayağı dolmaya başladı. Ben de kendime tropikal bir smoothie aldım. Bütün FaceTime'larımı yaptım. Yapmam gereken her şeyi yaptım. Şu an işe giderken kafam çok rahat oluyor. Sabahtan hani aileyle konuşuyorum. Konuşan arkadaşım var. Sonlarla konuşuyorum. Artık telefona bakmadan böyle bir buçuk saat derin bir odaklanma seansı yaşayacağız. Ondan sonra da yine devam edeceğiz çalışmaya. Ondan sonra da heyecanlı bir şey olmuyor. Akşama kadar full çalışacağız. O yüzden çok fazla kesinti koymam büyük ihtimalle. İşe şık gelince herkes bir anda kafayı yemeye başlıyor. İşte ne oluyor, niye böyle giyindin, toplantım mı var, ne var, ben mi bir şey unuttum falan böyle. Çünkü insanlar, herkes rahat rahat geldiği için kimse alışkın değil. Etrafta böyle gömlekli biri görmeye, herkes terlikle, bazısı çıplak ayakla, bazısı sandaletle. Çok rahat geliyor herkes. Bir de böyle Google'ın verdiği tişörtleri giyiyor, altına işte şort giyiyor falan, pijama giyiyor. O yüzden yani şu anda bu çok büyük bir tepki görecek, o yüzden çok da fazla etrafta gözükmemeye çalışıyorum. Yani tepki görecek dediğim, insanlar laf atacak, ooo falan. Açıklayamadım çok kendimi ya. Toplantı arasında yemeğimi yedim. Biraz acelem vardı, o yüzden orada video çekemedim. Hızlıca böyle güzel, sağlıklı bir yemek yedik. En çok mesela sorulan şeylerden bir tanesi, ya tamam da hani mesela işte Google'da çalışıyorsun, yazılım mühendisin falan filan, ama hani ne yapıyorsun yani? Nasıl geçiyor günün aslında? Nelerle uğraşıyorsun? Mesela bugün şimdi ne yaptığımı birazcık anlatayım. Sabah geldim. Üzerinde bir iki haftadır çalıştığım bir sayfa var. O sayfada bir şeylerin değiştirilmesi gerekiyor. Onları değiştirirken design UX takımı benden bir tane, bana bir mock verdiler. Ben de ona göre yapıyordum. Ama yaparken mesela bir şey gözüme çarptı. Bir yerde bir tutarlılık yoktu dizaynın bir kısmında. Sonra ben de doğal olarak bunu raise ettim. Dedim ki işte hani burada böyle bir sıkıntı var, hani bunu düşündünüz mü falan. Sonra dediler ki evet, mantıklı, bunu da ekleyebiliriz. Mesela bu iyi bir mühendislik örneklerinden bir tanesi. Hani sana verilen işi yaparken bu işin aslında ne amaca hizmet ettiğini ve nerede ne eksiklik çıkabileceğini senin görmen gerekiyor. Ya bu seni iyi bir mühendis yapıyor, yoksa sana verileni aşırı hızlı yapıyor olman, evet bu da güzel bir yetenek, ama burada düşünmek de çok önemli. O yüzden yani bu mesela Google mühendislerinde bayağı önde tutulan, interview'lerde falan sorulan şeylerden bir tanesi. Onu yaparken bir yerde test yazıyorum. Yeni özelliği test ederken bir yerde sıkıntı çıktı. Sonra gidiyorsun işte hangi server'da nasıl bir error var.
o error nereden geliyor ve niye geliyor? Bunu anlamak için işte debugger'lar, işte lokal debugger'lar bağlıyorsun. Bunlar farklı server'larda olduğu için bu debugger'ları bağlaması da o kadar kolay değil falan. Bütün sabah mesela o bir tane bir satır log neden basıldı diye ona bakmakla geçti. Hala çözemedim. Şimdi girip tekrar çözmeye başlayacağım ama ilerleme kat ettim yani, bazı şeyleri çözdüm. Sabah böyle işte ne bileyim geldim, bunları hallettim. Şimdi öğlen yemeğimi yedim. Jilet gibiyim. Keyifler yerinde. Ciddi bir kıyafetle gelince de modun da farklı oluyor. Yani bütün gün diyorsun ki tamam, yani hani işin de böyle tak 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 her şeyi yapıyorsun. Fıstık gibi hissediyorsun. Eğer her şey yolunda giderse akşam 5 gibi spora bile gidebiliriz. Tam böyle bu TUSİAD eventi öncesi. Güzel bir pump alırız. Oradakilere de onu gösteririz birazcık. Şimdi gelin sizinle bir buradaki kafeye gidelim. Kafeden kafeinsiz bir soğuk bir kahve alalım. Bir de çok güzel bir yağlı bir kurabiyeleri var. Shortcake diyorlar buna. Tam ne olduğunu bilmiyorum. Türkçesi var mı onu da bilmiyorum. Ama böyle tam İngilizlerin böyle çay yanında, kahve yanında yediği kurabiyelere benziyor. Ama niyeyse tadı inanılmaz güzel. Ne çok tatlı ne tuzlu bir acayip bir şey ya. Neyse, kurabiye hakkında da bu kadar konuşmayalım. Burada da şöyle şeyler oluyor. Mesela buraya girdim. Adamlar şey dedi. Kendine dikkat et işte, aman falan. Altı üstü daldı var yani, hani biz ne zorluklardan geçerek kaldırımlarda yürüyoruz Türkiye'de. Bundan bir şey olmaz dedim ama çok anlatamadım kendime. Şurada şelalemiz var, o çok iyi oluyor. Yanından geçince böyle huzur doluyor. Girdik. Şu arkada yazımız var. Şurada yazımız var falan. Bam. Kahve şuradan alacağız. Böyle güzel bir tasarım yapmışlar. Buradan siparişini veriyorsun ve bayağı da menüleri var. Burada ama sadece düz iced decaf latte alacağız. Ve sonra işimize devam edeceğiz. Hey, can you get iced decaf latte? Can you make it in to go box? Yeah. Yeah. Okay. Thank you. Evet, siparişimizi verdik. Şimdi burası tatlı bir yer. Mesela arkada işte millet oturuyor, sohbetini ediyor. Ve şu arka tarafında da burada da insanlar yemeklerini yiyor falan. Böyle güzel tatlı bir ortam var. Kahvemizi aldık. Buraya gidip toasted brown. Bu galiba farklı bir şey ya. Burada da cold brew şeyi var. Buradan direkt zaman kaybetmeden bam diye alıp geçebiliyorsun. Bu da okey de. Bu da güzelmiş bu arada, vanilyalı. İnsanlar şimdi yemeklerini almışlar, onlar da kahve almaya geçiyor. Böyle dinamik bir ortam var, sürekli birileri hareket ediyor, bir şeyler oluyor. Bugün inanılmaz kalabalık ofis. Kurabiyemiz burada, kahvemiz burada. Artık günün ikinci yarısını hazırız. Masama gidiyorum, oradan çalışacağım. Bakın bu log olayını çözersek bugün kafalar rahat bir şekilde seyahatimize devam edebileceğiz. İşten çıktık, 1 saat, 1,5 saat bir mola vereceğim. Daha şu anda 4,5 spor yapacağız. Ondan sonra geri işe gideceğim. 1 saat daha iş yapacağım, akşam 7'de de toplantıya katılacağım. Şimdi spora gidiyoruz, çantamı da hazırladım şurada. Atlet giydim, GTA karakteri gibi geziyorum burada. İşi bitirdik. Bugün pool day'imiz var. Pool day'de de şimdi barfix çekeceğiz. And this is Josh. Antrenmandan çıktık. Güzel bir pump aldım. Şu anda kollar falan inanılmaz şişti. Sırtım da güzel bir pump var şu anda. Fişek gibi hissediyorum. İşte yapmam gereken her şeyi yaptım. Sabah gittim, jilet gibi giyindim. İşlerimi hallettim. Sporuma geldim. Saat şu anda 5.40. Yemeğe yaklaşık 2 saat var. Ve bu 2 saatin 1,5 saat bilgisayar başında yarın yetiştirmem gereken bir tane doküman var. Onun üzerine uğraşacağım. Aslında normalde işim bitmesi gerekiyor. 4.30'da işten çıktım. Bir saat antrenmanımı yaptım. Sabah zaten 8'de girmiştim işe. Zaten 8,5 saat çalıştım ama üzerine şimdi bir de yarına yetiştirmem gereken bir şey olduğu için 1,5 saat daha çalışacağım. Yani ortalama yaklaşık günde 9,5
10 saat çalışıyorum. Günden güne değişiyor. Bazı günler gerçekten yapacak çok bir şeyin olmuyor. Bazı insanlara bağlı oluyorsun ve o yüzden günün daha yavaş geçiyor olabiliyor. Ama bu normal, bu işin bir parçası. Her günde aşırı yoğun geçmesine gerek yok. Ama bugün yoğun günlerden bir tanesi. Akşamı da aynı şekilde. Kendi hayatımda da yoğun bir akşam. Seyahatli. O yüzden şimdi bu 1,5 saat güzel işimizi halledeceğiz. Sonra öğlenden yemek paketledim. Event'e gitmeden önce onu yiyeceğim. Ki event'te şimdi yemek veriliyor mu ne oluyor bilmiyorum. Veriliyorsa da benim yediğim tarzda şeyler verilmiyor olabilir. O yüzden burada yiyeceğiz. Kapatacağız eşyalarımızı. Valizimizi alacağız ve event'e gideceğiz. Millet diyecek kim bu çocuk valize gelmiş buraya. Bir şey mi satıyor falan diyecek de. Bir şey olmaz herhalde. Buraya Ferhat da geliyormuş. Blue Dot'ın co-founder'ı. Sonra belki ondan sonra o beni havalimanına bırakacak ya da beraber şehre geçeceğiz. Bakalım güzel bir akşam olacak. Şimdi üzerimizi değiştiriyoruz. Ve kaldığımız yerden İşe devam edeceğiz. Burada böyle bir sanat odası var. Şurada işte bateri. Burada tap tap dance. Duvarda işte gitarlar falan. Güzel bir atmosfer var. Arkada böyle Jenga var. Bir tane çocuk gitar çalıyor. Şurada masa tenisimiz var. Burası işte bu spor tesisinin olduğu yer. Biz soyunma odalarına geçiyoruz. Ya bayağı bildiğiniz tam teşkilatlı bir spor şeyi, merkezi ve bunu sadece Google sana sunuyor. Ve içinde böyle MMA dersleri, onlar bunlar falan da var. Tabii daha beginner level ama herkese göre var işte. Birazcık acıktım. Şöyle Chobani'nin 14 gram proteinli yağsız yoğurdu var. Bunun içine şöyle paketlenmiş bizim yulaflar var burada. Onlardan koyacağım. Birazcık da üzerine tuz koyuyorum ki terle attığımız sodyumları geri kazanabilirim diye. Bunu benim çocuklar bayağı ciddi alıyor. Beni de başlattılar. Günde en az bir şişe elektrolitle su içmeye çalışıyorum. Bugün içemedim. O yüzden mesela tuz kullanımımı birazcık daha arttırdım bugün. Normalde çok tuz kullanmıyorum. Tuz kötü bir şey değil aslında. Sadece eğer bunu terine atmıyorsan kötü. Bu da şimdi pratik ve hızlı bir ara öğün olacak bize. Bu yulaf yoğurt olayını çoğu kişi sevmiyor. Ama benim inanılmaz hoşuma gidiyor. Neden bilmiyorum. Bazen mesela antrenman öncesi yiyorsam ya da böyle bacak günü falan öncesi yiyorsam şey yapıyorum. İçine bal da koymaya çalışıyorum. Yani yulaf, yoğurt, bal inanılmaz güzel bir kombin oluyor. Ama şimdi şekere gerek yok, o yüzden tuz koydum. Bir de normalde aslında ben son zamanlarda yaklaşık böyle 8 aydır falan fonksiyonel ağırlık antrenmanı dışında pek bir ağırlık antrenmanı da yapmıyorum. Hani öyle push, pull, leg falan hani bu kadar zorlamıyorum. Daha çok hani boksa yoğunlaşıyorum ve boksumu geliştirebilecek nasıl antrenmanlar yapabilirim, işte patlayıcı kuvvetimi geliştirebilirim gibi gibi daha çok hani onlara yoğunlaşıyorum. Çok fazla ağırlık kaldırmak istemiyorum. Ama aynı zamanda kas kütlemi de kaybetmek istemiyorum. O yüzden haftada en az 1 veya 2 en azından bir full body girmeye çalışıyorum. Çünkü fitness bence çok durağan ve işlevsiz bir spor. Yani kesinlikle spor ama benim hoşuma gitmiyor. Ben daha hareketli ve kaslarımla bir şey yapabilmek istiyorum. O yüzden mesela powerlifting daha çok ilgimi çekiyor düz ağırlık kaldırmaktansa. Onu, o spora çok tutunamadım. Eğer siz de mesela böyle vücut yapmaya falan çalışıyorsanız ve o spora tutunamıyorsanız bence dünyanın sonu değil yani. Amaç burada sağlıklı olmak ve güzel gözükmek. Bunu yapabileceğin 1001 farklı spor var. Yani teniste de bunu yakalayabilirsin. Güzel bir vücuda ulaşabilirsin. Yüzmeyle de. İlla herkes gibi ağırlık kaldırmana gerek yok. Ben bunu boksta buldum. Bazısı jiu-jitsu'da buluyor. Bazısı belki dansla buluyor yani, anladın mı, bilemezsin. Eğer baktın olmuyor, ağırlık yapmaya gidiyorsun ama yeteri motivasyonu bulamıyorsun, şey yapamıyorsun. Tamam, sorun değil, ağırlık yapmak zorunda değilsin. Yani bunun 1001 farklı türü var. Böyle bir amaç uğruna antrenman yaparsan zaten o antrenmanlara motivasyon bulmanda bir zorluk çekmezsin ki. Çünkü bir amacın var. Hani şu an ağırlık kaldırıyorum ki güç kaybetmeyeyim. Hani mesela bu kafayla kaldırıyorum. Eğer ne bileyim yok six pack yapayım, şu yapayım falan. Hani o üniversite 1'de falan oluyor. Onu çok uzun süre devam ettirmek hani gerçekten bu sporun sevdalılarının işi. Böyle her geçen insan böyle uzun süreler ağırlık kaldırarak o vücudu tutturamıyor. Yani bir işlevi olması lazım. Ya da hakikaten bundan para kazanıyor olması lazım ki gerçekten aynı motivasyonla deli gibi vücudu tutturabilsin. Farklı opsiyonları da deneyin yani. Ben çünkü bunu bir sene falan ağırlık kaldırabildim. 2 sene üniversitede. Sonra sıkıldım, bıraktım. Boksa merak sardım. O günden beridir boks yapıyorum ve gayet ortalamanın üstünde bir fiziğe sahibim. O yüzden farklı şeyler denemekten korkmayın yani. Bu da böyle bir mesaj. Şimdi ben yoğurduma geri döneyim. Çok konuştum ya. Şimdi çalışmam bitti. Ama yemek yiyemeyeceğim. Çok geç kaldım çünkü. 5 dakika sonra arabam geliyor.
hazırız. Hadi gidelim. Ofisten çıktım. Bu toplantının olduğu yere doğru araba geldi, beni aldı. Valizlerimle beraber şimdi yola çıktık. Güzel bir gün batımı var. Bakalım event'te nasıl insanlar olacak bilmiyorum. Heyecanlıyım buradakilerle tanışmak için. Yemek yemedim ama yanıma şundan aldım. Mozzarella çubuğu. Bunu yiyeceğim, umarım orada yemek veriyorlardır, yoksa havalimanında devam edeceğiz. İş çok güzel bitti. Yapmam gereken her şeyi yaptım. Kafamda hiçbir soru işareti yok. Rahat bir yolculuk geçireceğim o yüzden. Artık New York bizi beklesin. Event alanına geldim. Şimdi şu arkadaki birahane mi artık? Et restoranı ne bilmiyorum. Keyifli bir downtown'u var buranın. Bu eşyalarımı arkadaşımın arabasına bırakacağım. Çünkü şöyle gitmeyeyim yani. Oradan da event'e geçeceğiz beraber. Şurası. Event'ten çıktık. Çok çekemedim orayı. Şimdi havalimanına geldim. Yemek yoktu maalesef. O yüzden şimdi burada yiyeceğiz. Neyse sıra da yok. Rahatsız. Uçak öncesi hızlıca şimdi üzerimi değiştirdim. Uçağa biniyoruz, şimdi kapıya geldim.